Zaha Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edildi ama beklentileri zaman zaman karşılasa da genel hatlarıyla tartışılan bir oyuncu hüviyetindeydi. Fildişi sahilli yıldız isim. Wilfried Zaha ile alakalı yeni dönemde Galatasaray'ın bir beklentisi olmalı mı sizce? Yoksa hakikaten iddia edildiği gibi böyle ciddi bir talip söz konusuysa oyuncunun satışı daha mı mantıklı olur? Ne dersiniz? Yani bir kere resmi bir teklif geldiğini duymadım. Yani evet, hı hı. Böyle haberler var. İngiltere basında da var ama ortada somut bir şey yok. Eğer böyle bir somut bir gelişme, kulübe ulaşmış resmi bir teklif varsa da bana göre satılması mantıklı olur. Bir kere yılda 4 milyon 300 falan küsuratlı bir rakam var. Yani oldukça ağır bir maliyeti olan takımda, ki daha da ağır olduğu takımda en fazla yüksek alan oyunculardan bir tanesi. Artı şey olarak da çok Galatasaray'da bir verimli bir şey olmadı. Yani bu şey bir transferdi. İşte Fenerbahçe ile de biliyorsunuz o dönem bir oyuncunun görüşmesi vardı. Hatta görüştü, anlaştı dendi. Sonra bir tekrar Galatasaray'a döndü ve iki kulübün transfer yarışı içerisinde Galatasaray'ın daha yüksek bir rakam ödeyerek o bölgede Kerem gibi bir oyuncusu olmasına rağmen onu işte hoca onun yüzünden yani Zaha'yı orada oynatacağım diye Kerem'i bu tarafa çektiği dönemler oldu. Bu sefer Kerem'in performansı eleştirilmeye başlandı. Domino taşı gibi aslında hem Zaha'nın olumsuz performansı zaman zaman Kerem'in de hedef olmasına neden oldu. Çünkü Kerem'in de performansı düştü ve ligin son haftalarına bakarsak, Kerem'in açıklamalarına bakarsak o ortada bir şey olduğunu da görebiliyoruz. Yani bu durumun olumsuz yansıdığını da görebiliyoruz. Zaha da bakıldığında benim aklıma Zaha ile ilgili gelen fotoğraflardan bir tanesi Galatasaray'ın kazandığı bir maçta hava normal sıcaklık varken battaniye yüzünü kafasına geçirip maçla ilgilenmemesi hali benim aklıma geliyor mesela. Evet, çok kritik anlarda bir performansı vardı ama bununla da yani oturup yatıp kalkıp bunu da anlatılacak bir durum yok. Sen 4.350.000 euro, 4.350.000 euro alıyorsan artı bunun imzası bir sürü paraları da var açıklanmayan. Çift tanelere bonus, yakın bonusları bir da var. Şimdi şampiyon evet. Oldu Galatasaray. Bonus da aldı. Senin ne kadar katkın oldu ki bu takıma bu şampiyonlukta? Yani dolayısıyla böyle bir transfer varsa ki ben alınacağını ve düşünmüyorum ama olursa da ya başka bir takım ya da başka bir şekilde Galatasaray oyuncunun maliyetinden en azından kurtulup o bölgeye ya da o bütçeyi başka bir şekilde değerlendirebilir diye düşünüyorum. Hocam sizin sahaya bakış açınız nasıl? Vallahi ya Kerem bu ne verdiğine bakmak lazım. Tamam, geçmişi çok iyi. Crystal Palace dahil olmak üzere İngiltere'de uzun süreler oynamış. Ama Galatasaray'a gelirken veya geldikten sonra Okan Hoca resmen Zaha'yı oynatabilmek için oyun planını değiştirdi. Kerem, sonra da değmediğini gördü herhalde. Sonra baktı işler yolunda gitmiyor. Takımı kaybediyor Okan Hoca. Tabir yerindeyse fabrika ayarlarına geri döndü. Burada Mertens çok kilit bir oyuncuydu çünkü. Yerlerini değiştirdi. Beklenen, arzulanan Galatasaray. Şimdi hem performans sergilemiyorsun, hem maliyetin yüksek, hem önümüzdeki sezonlarla takımdaş bir oyuncu olmadığın için takıma ne kadar katkı yapacağın soru işareti ve sana söylenen haber doğruysa 12 milyon euro transfer teklifi geliyor. Vallahi şahsen soruyorsan bir dakika düşünmem. Bir dakika düşünmem. 12 milyon euro bu performans sergileyen bir oyuncu için veriyorlarsa hemen gönderirim. Artı oradan alacağım ekonomik karla beraber o bölgeyi veya farklı bölgeleri dizayn ederim. Görüntü itibariyle şampiyonluk kutlamalarında Zaha yine sevinmiyor. Zaha'nın Galatasaray'da performans sergilemesi için herhalde bir 2-3 sene beklemek lazım. Böyle bir gerçek var. Açıklama yapmadı mı devre arası? Daha yeni geldim, 4 ay oldu dedi. Evet. Ya ama ondan sonra bir de şöyle bir tuhaf bir durum oluştu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir demeç verdi. Orada biraz da Okan Hoca'ya da yüklendi. Hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Ya benim durumumu bilmiyorum. Bu kadar sakatlık yaşadım.
Bir de öyle bir demeci sosyal de medya paylaşımı. Sosyal medyada yazdı, sonra sildiği bir paylaşım vardı. Evet. Yazmış ama önce yani. Bu demek ki var yani. Silse de kayda giriyor yani. Yani. Sonuç itibariyle bu kadar sabıkalı bir oyuncu. 12 milyon euro da bonservis varsa hem gelecek yıllarda ona ödenecek parayı da düşünerek vallahi ben çıkarım Zaha'dan. Ama tabii Okan Hoca ne düşünür bilmiyorum. Hocam siz yeteneklerinden ziyade herhalde uyumsuzluğu mu sizin kafanızı daha çok karıştırıyor? Ya en başta yetenekli olduğunu kabul ediyordum. Hı hı. Ama oynadığı maçları, ya iyi oynadığı maç sayısı ben 5 diyeyim hadi. 5 tane de yoktur da. Bir dışarıdaki Manchester maçını falan koyarız bunun içine. Kerem, hem iyi performans sergilemiyorsun. Hem artı takımla bir uyumun yok. Yani düşün, Okan Hoca muhtemelen şöyle düşünüyordur. Zaha ayrı bir yerde, takım ayrı bir yerde. Ki bunu da düşündüren kendisi. O süre verdiği zaman biraz önce söyledik. Takım disiplinine uymuyorsun. Daha ne olacak yani? Bir de artı senin için 12 milyon euroluk bir transfer şeyi olmuş, teklifi olmuş. Vallahi ben de yani ben olsam çıkarım bu transferden ya. Şartlar uygunsa. Tabii burada 3 Temmuz'da takımın şeyine katılıp katılmayacağı önemli ama bu büyük ihtimalle katılacaktır. Yani bu transfer olursa bir de şimdi Galatasaray'da şöyle bir şey var. Yani bu şimdi geçmişteki sezon son 2 sezona bakarsak transfer döneminde işte kim popüler oldu, ön plana çıktı? Erden Timur. Yani Erden Timur'un olmadığı bir süreçte Galatasaray'ın transferlerle ilgili illaki işte Sportif AŞ Başkan Vekili şu an İbrahim Bey'di yanılmıyorsam. Yani ve onun ekibi işte Cenk var. Cenk Ergun. Cenk, evet. Yani transferler ve transfer kadar satış da önemli. Yani bazı sorunlu oyuncuları ya da performansı düşük oyuncuları elden çıkartmak da önemli. Tabii bakalım bu süreçte bunlar nasıl halledilecek, nasıl yapılacak? Çünkü Erden Timur tamam veda etti, ayrıldı. İşte bir basın toplantısı yaptı. Bir takım cümleler söyledi. Camiaya sistemini ifade etti. Sayın Başkan yine Galatasaray'ın tutunacak bir sürü dalı var dedi. Bir yanıt verdi aslında. Ve bakıldığı zaman şu an bütün taraftarların en çok merak ettiği şey biz bu son 2 yılda transferde yaşadığımız heyecanları, önemli isimleri, bu işi kim yönetecek? Bu isimler kimler olacak? Çünkü tamam şu an bir Avrupa Şampiyonası başladı, devam ediyor ama 3 Temmuz'a da çok şey bir zaman kalmadı yani. Süreç geçiyor, günler çok hızlı akıyor. Tabii. Yani Galatasaray'ın bugün Zaha satılacak mı, satılmayacak mı? Kerem'in durumu ne olacak? Tamam Kerem şu an milli takımda. Alternatif bir yedek kaleci transfer edilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Stoperde Nelson gitme durumu var mı? Var. O da onun da yani teklifler olduğu haberleri çıkıyor. Ama siz bir stoper alacak mısınız? Bence alacak ki her şeyden önemlisi değil mi? Bir de sağ bek lazım Galatasaray'a. Sağ bekle ilgili bir sürü isimler gündeme çıkıyor. Geliyor. Yine orta sahada Torreira'nın yanına bir oyuncu transferi yapılması gerekiyor. Bir alternatif olarak. Yine Mertens'e alternatif olarak bir oyuncu alınması gerekiyor. Icardi'ye aynı şekilde. Yani bakıldığında Galatasaray aslında bu haliyle şampiyon olmuş bir takım. Ama bir saydığımız mevkilere bakarsak 5-6 tane oyuncu transfer edilmesi gerekiyor. Ve zaman geçiyor. Evet, panik yapacak bir şey yok. Sonuçta illaki bu turnuvaları izleyen Galatasaray'ın yöneticileri ya da scout ekibinden insanlar vardır. Ama bir şekilde de hızlı olup bitirmek de lazım. Çünkü şurada 3 Temmuz'a da çok da bir zaman kalmamış.